Arkadaşlar herkese merhaba. Birçoğumuz ders çalışmayı erteleme ve bahane üretme konusunda oldukça profesyoneliz. Vaktim yok, 10 dakika sonra başlayacağım, birazcık odamı toplayayım sonra başlayacağım, zaten çalışsam da anlamıyorum gibi çeşitli bahanelerle ders çalışmayı sürekli olarak erteliyoruz. İşte bu bahanelerden kurtulmak ve ders çalışmayı ertelememek adına neler yapabiliriz? Bugün sizinle bunlarla ilgili konuşacağız. Burada ilk olarak yapmanız gereken şey ertelediğinizi kabul etmek. Yani sanki durum öyle olmak zorundaymış da erteliyormuşsunuz gibi lütfen davranmayın. O anda canınız onu yapmak istemediği için erteliyorsunuz. Örneğin odanızı 1 saate toplamak yerine 15 dakikada toplayabileceğinizi sizler de biliyorsunuz. Ama birazcık daha ders çalışmayı ötelemek adına bu bahanenin arkasına sığınıyorsunuz. Ders çalışmayı ertelediğimizi kabul ettikten sonra ise yapmamız gereken şey neden ders çalışmayı ertelediğimizi belirlemek. Yani hangi sıklıklarla bunu yapıyoruz, neden erteliyoruz ya da hangi durumlarda bunu yapıyoruz, bunları gözlemlememiz gerekiyor. Genelde sevmediğimiz, ön yargılı olduğumuz ya da zorlandığımız derslere çalışacağımız zaman ertelemeyi daha fazla yapıyoruz. Burada sizlerden istediğim şey ön yargılarınızı tamamıyla kırmanız. Daha öncesinde o derse çalışırken başarısız olmuş olabilirsiniz ama tekrardan o derse başladığınızda yine başarısız olacaksınız diye bir şey yok. O zaman burada yapmanız gereken bu derse her seferine yeniden şans vermek ve başlamadığınız takdirde gerçekten başarılı olabilecek misiniz? Bunu da hiçbir zaman gözlemleyemezsiniz. O yüzden lütfen sevmediğiniz derslere karşı da bu kadar ön yargılı olmayı bir kenara bırakarak hemen başlayın. Bunun dışında hedefler belirlemek de bizim erteleme alışkanlığımızın birazcık azalmasını sağlarlar. Çünkü hedefimiz olduğunda bir an önce bu hedefi gerçekleştirme isteğiyle motivasyonumuzu da arttırmış oluruz. Özellikle de burada kısa vadeli hedefler belirlemenizi istiyorum sizlerden. Kısa vadeli olduğunda hemen hatta o günün sonunda belki de hedefinize ulaştığınızı göreceğiniz için erteleme alışkanlığınızı bir kenara bırakarak hemen harekete geçiyorsunuz. Bir de hedefinizin sonuna ödül koyduysanız eğer motivasyonunuz çok daha artacaktır ve işi ertelemeden o anda çalışmaya başlamak isteyeceksiniz. O yüzden lütfen kendinize küçük ödüllendirmeyi koyun. Gününüzü doğru planlamazsanız ertelemekten asla kurtulamazsınız. Burada sizlere her branş için ne zaman ders çalışacağınızı belirleyin demiyorum. Yani Türkçe'ye saat 1'de, matematiğe saat 2'de gibi bir belirleme yapmanıza gerek yok. Ama en azından temel şeyleri belirleyebilirsiniz. Bunlar nelerdir? Kalkma saati, ders çalışmaya başlama saati, ders çalışmayı bitirme saati ve yatma saatini belirlerseniz çok faydalı olacaktır. Çünkü yatma saatiniz ya da işte ders çalışmayı bitirme saatiniz belli olmadığında bugün elinizde diyelim ki 100 sorumuz var. 100 soruyu bütün geceye yayarak çözebileceğinizi düşünüyorsunuz ve bu da sizi ertelemeye itiyor. O yüzden ders çalışmayı bitireceğiniz saati bildiğinde işi daha da sıkıştırarak yapma eğiliminde bulunuyoruz ve bu da günümüzün çok daha verimli geçmesini sağlayarak erteleme alışkanlığından bizi kurtarıyor. Ders çalışmayı ertelememizin bir diğer önemli sebebi ise yapacağımız işin ya da çalışacağımız konunun gözümüzde çokça büyümesidir. O yüzden özellikle konularımız çok uzunsa onu küçük parçalara bölerek çalışabiliriz. Bir başlığı bir gün, diğer başlığı ertesi gün şeklinde ya da aynı gün içerisinde bir saat buna çalışacağım, sonra 15 dakika ara vereceğim, geri kalana daha sonra çalışacağım şeklinde de kendinizi planlayabilirsiniz. Konuları küçülttüğünüzde çalışmak size o kadar da zor gelmeyecek ve erteleme alışkanlığına yine kurtulmuş olacaksınız. Son olaraksa lütfen sadece o an başlayın. Genelde şu hatayı çok sık yapıyoruz. Saat 12 olsun başlayacağım, günlerden pazartesi olsun başlayacağım şeklinde bir öteleme yapıyoruz. Onun yerine aklınıza ilk geldiği anda bir adım atarsanız işler çorap söküğü gibi devam edecektir. Unutmayın ki başlamak bitirmenin yarısıdır. O işi başladığınızda ve bitirdiğinizde gününüzü doğru kullandığınızı gördüğünüz ve başardığınızı gördüğünüz için çok daha fazla motive olacak ve erteleme alışkanlığını da bir kenara bırakacaksınız. Arkadaşlar bugün sizinle neden bahane üretiyoruz ve erteleme alışkanlığından nasıl kurtulabiliriz? Bunlarla ilgili konuştuk. Burada en önemlisi ertelediğimizi kabul etmek ve o ilk adımı atabilmek. Bunları başardığınızda işin çok daha kolay olduğunu zaten göreceksiniz. Sizler çalışmamak için bahaneler üretiyor musunuz? Ne gibi bahaneler üretiyorsunuz? Ya da erteleme alışkanlığını bir kenara bırakıp ders çalışıyor musunuz? Lütfen yorumlarda bunları bizimle paylaşın. Biz de takip edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.